Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 20 Ocak 2018 Cumartesi günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, günlerdir beklenen Afrin Harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı ismi verilen harekatın saat 17 itibariyle başladığını duyurdu. Diyarbakır'dan havalanan jetler Afrin'deki PYD hedeflerine bomba yağdırdı. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Beklenen açıklama geldi, Afrin harekatı başladı. Bunu Münbiş takip edecek. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Zeytin Dalı ismi verilen harekatın saat 17 itibariyle başladığı duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, harekattan önce Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Genelkurmay Başkanlarını aradı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden harekata ilişkin yapılan açıklamada harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir ifadelerine yer verildi. Harekat planlamasında ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiğine vurgu yapıldı. Operasyon düğmesine basılmasıyla Diyarbakır'dan havalanan Türk savaş jetleri PYD hedeflerine bomba yağdırdı. F-16'lar Afrin'in Türkiye sınır hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Fireriye ve Telsellür köylerindeki PYD-PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı. Harekat başlamadan önce de sınır hattında hareketlilik hakimdi. Afrin'deki PYD-PKK mevzilerinden Türk karakoluna taciz ateşi açıldı. Askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden Afrin'deki terör örgütü hedeflerine en az 15 topçu atışı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da PYD-PKK tarafından 19-20 Ocak'ta Afrin'den açılan taciz ateşlerine topçu atışlarıyla karşılık verildiği, terör örgütünün barınak ve sığınaklarının vurulduğu kaydedildi. Sınır hattına sevkiyat da sürüyor. Hatay'a ulaşan askeri araçlar ve iş makineleri Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki birliklere sevk edildi. Afrin sınırındaki askeri karakolların çevresi beton bloklarla güçlendirilirken, askeri araçların rahatça geçiş yapabilmesi için Afrin'in Karababa kasabasındaki Karasu çayına beton köprü yapılıyor. Köprü için gereken betonlar devlet su işlerine ait kamyonlarla sınırın diğer tarafına taşınıyor. Afrin operasyonu ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan da açıklamalar geldi. Operasyonun amacının terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarını sonlandırmak olduğunu söyleyen Yıldırım, bizim kimseye düşmanlığımız yok dedi. Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK, PYD, YPG ve DAEŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah Mehmetçiğin kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye dostluğuna, dostluklarına önem veren bir ülkedir. Ancak Türkiye'ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Bizim kimseye düşmanlığımız yok.
Afrin Harekatı siyaset koridorlarını da hareketlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım bugün saat 20'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. Bugün partisinin Zonguldak ve Bilecik il kongrelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki parti kampında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 20'de Çankaya Köşkü'nde bir araya geleceği başbakanlık kaynaklarınca bildirildi. Türk askeri henüz Afrin'e karadan girmedi ancak Özgür Suriye ordusu güçleri Afrin'e ilerliyor. Dünden bu yana Türkiye üzerinden bölgeye sevk edilen ÖSO mensupları ağır silahlarla sınır hattında konuşlandı. Harekatla birlikte diplomasi trafiği de hızlandı. Türk savaş jetleri Afrin'deki terör örgütü mevzilerini bombalarken Özgür Suriye ordusu da karadan Afrin'e ilerliyor. ÖSO güçleri otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Öncü Pınar sınır kapısından geçen yaklaşık 20 otobüs Azez tarafına ilerledi. ÖSO güçleri Azez'e üzerinde uçak savar monte edilmiş kamyonetler ve ellerinde Türk bayraklarıyla geçti. ÖSO güçlerinin Afrin'e ilerleyişi gün boyu sürdü. Ağır silahlarla sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD'li teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık veriyor. Afrin harekatıyla birlikte diplomasi trafiği de başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Genelkurmay Başkanları telefonda görüşürken, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Afrin harekatı sürerken bölgede Rusya'ya ait bazı askeri unsurların çekilmeye başladığı iddiaları yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin'den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Afrin harekatıyla birlikte gözlerin çevrildiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib açıklaması da geldi. Üç gözlem noktası kurulan bölgede çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib bölgesinde 13 Ekim 2017'de 1, 23 Ekim 2017'de 2, 19 Kasım 2017'de ise 3 numaralı gözlem noktası tesis edildiği kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çatışmasızlık bölgesinde diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bölgede 14 gözlem noktası kurulması planlanıyor. Aralık ayından bu yana çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'te rejim güçlerinin İran destekli saldırıları ise sürüyor. İdlib'e hem havadan hem karadan düzenlenen saldırılar nedeniyle yeni göç dalgası oluştu. Yaklaşık 100 bin kişi Türkiye sınırına geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kızılcahamam'da kampa girdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli de Afrin harekatını toplantı sırasında öğrendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Kızılcahamam'daki kampına katılan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmesini Twitter'dan paylaştı. Yalçın, toplantı sırasında Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı haberini alan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk sözleri, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun, Allah ordumuzu muvaffak etsin" şeklinde olmuştur ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Bursa'da AK Parti'nin 5. olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı için kent genelinde ve kongre salonunda hazırlıklar tamam. Bursa yaklaşık 9,5 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Erdoğan işte bu salonda gerçekleşecek olan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız hasbelkader Bursa'da. Buradan vereceği mesajlar önemli. Onun yalnız olmadığını tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de sadece 2 tane kadın kolları kongresine katılacağını biliyoruz ve bunlardan biri olarak, bir ilk olarak
Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'ni seçmiş olmasının bize verdiği gururu ve onuru yaşıyoruz. Kongrenin saat 14'te başlaması planlanıyor. Erdoğan önce Fatih Sultan Mehmet Vurun'daki hastane alanında vatandaşlara seslenecek. Ardındansa kongrenin gerçekleşeceği spor salonuna geçecek. 5. Olağan Kadın Kolları İl Kongremiz için Cumhurbaşkanımız Bursa'ya gelecekler. Ama öncesinde Bursa'nın en büyük salonu da olsa sadece bir salona Bursa'nın sevgisini, Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi, coşkumuzu sığdıramayacağımız için salonun önünde de önemli bir kalabalıkla, coşkuyla, bütün teşkilatlarımızla, Bursa'mızla Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Ziyaret öncesi hazırlıklar tamam. Kongrenin yapılacağı salon partiler tarafından bayraklarla donatıldı. İl Başkanımızın başkanlığında bir dizi çalışmalar yaptık. Tabii arzu ettik ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşabilmek noktasında Bursa insanına da bazı kolaylıklar sağlayalım. Saat 10 ile 20 arası metro hatlarımız tamamen ücretsiz. Ve beraberinde istasyonlara indikten sonra da miting alanına ulaşması ile alakalı vatandaşlarımızın da ring seferleri yapılacak. Pazar günü Bursa polisi de alarmda olacak. Ziyaret sebebiyle kentte güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Önlemleri ek olaraksa Fethi futbol sahası, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Merino Stadyumu çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda cumartesi akşam 9, pazar akşam 8 saatleri arasında araçlara park yasak olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü yapacağı Bursa ziyareti nedeniyle trafikte yapılan düzenlemelerin ayrıntılarını da aktaralım. Değerli izleyenler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti süresince Fethiye Futbol Sahası etrafı Turan Sokak, Pazar Sokak, Feda Sokak, Sakin Sokak, Fileci Sokak, Işıktepe Sokak, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzeri, Tunca Caddesi üzeri, hastane alanı, Merinos Stadyumu ve çevresinde bulunan bağlantı yollarına bu akşam saat 21'den itibaren pazar günü saat 20'ye kadar araç park ettirilmeyecek. Mudanya yolu Esentepe Kavşağı, İzmir yolu Mudanya Köprülü Kavşağı, Acemler, Sıra Meşeler, Merinos, İpek İş, Stadyum Kavşağı, Altıparmak, Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi, Setbaşı, İnönü Caddesi, Genç Osman, Ankara yolu ve bağlantı yolları geçişler esnasında kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Sürücüler miting süresince Yakın Doğu Çevre yolu, Yunus Eli Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İstanbul yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil Türbe istikametinden Setbaşı istikameti, Namazgah Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanabilecekler. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da katıldığı bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonu ile ilgili konuşan Çavuşoğlu'nun mesajları sertti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merkez Ülkeler Mahalle Başkanları toplantısına katılmak üzere Bursa'daydı. Mahalle başkanlarımız adeta partimizin bizim kılcal damarlarıdır. Eğer kılcal damarlarda kan fonksiyonunu yerine getirmiyorsa, ana gövdenin fonksiyonunu yerine getirmesi mümkün olmaz. Sizin varlığınız hayati bir varlıktır bizim için. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Afrin operasyonuna yönelik sert mesajlar verdi. Türkiye terörle yurt içinde nasıl mücadele ediyorsa sınır güvenliğini güvenlik alanlarında muhafaza etmek için terör unsurları gerekirse Suriye'nin içindeyse Afrin içindeyse gidecek, vuracak, gereğini yapacak Allah'ın izniyle. Çavuşoğlu terör örgütüne göz yumulmayacağına söyledi. Bugün PYD demek PKK demek. Bugün PKK'lı teröristlerin PYD'nin içerisinde yuvalandığını biliyoruz. Bugün Afrin'den Hatay'ın Amanos dağlarından sızmak suretiyle Türkiye'de operasyon gerçekleştirmek isteyen teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buna göz mü yumacağız? İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için
çalışma başlattı. 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan tur otobüsü Eskişehir'de kaza yaptı. Ağaca çarpan otobüsteki 11 yolcu hayatını kaybetti. 44 kişi yaralandı. Uludağ gezisi faciayla sonlandı. Ankara'dan yola çıkan tur otobüsü Eskişehir'de ağaca çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. 44 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza Eskişehir-Bozüyük Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Kazanın olduğu yer boş. 3 şeritti. Bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış. Açıkçası yolda buzlanma falan görmedik. Arkadaşlarımız kazanın sebebini araştırıyorlar. Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Can Pazarı'nın yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 yolcu hayatını kaybetti. 44 yolcu da yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan iki sürücü tedavilerinin ardından gözaltına alınırken faciaya bir hayvanın neden olduğu iddia edildi. Bir anda bir güm diye bir şey oldu. Yıldık hepimiz ön tarafa doğru koridorlara yıldık kaldık. Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi. Bursa'da aşırı hız ve dikkatsizlik can aldı. Bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı. Feci kaza gece saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Şurada tam viraj alamadı. Oradan böyle atlattı. Murat Kılımboz otomobiliyle Acemler Kavşağı'ndan Nilüfer istikametine dönmek istediği sırada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağındaki bariyerlere çarparak taklalar attı. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin 47 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karşı yandan araç virajı alamadı. Üstünde gördüğüm şoför muhtemelen ölmüş olma ihtimali var. Kaza anı karşı yönden gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Türk Metal Sendikası Bursa İkinoğlu Şube 1. Olağan Kurulu Genel Başkan Pevrul Kavlağ'ın katılımıyla gerçekleşti. Yüzlerce işçinin katıldığı kongreden grev kararı çıktı. Yine Bursa'dayız. Dünya alem bilsin ki eğer bir Bursa'daysak ya tarihe yeni bir sayfa yazmaya başlıyoruz ya da yazdığımız tarihe nokta koymaya hazırlanıyoruz. Türk Metal Sendikası Bursa İkinoğlu Şube 1. Olağan Kurulu Genel Başkan Pevrul Kavlak'ın katılımıyla gerçekleşti. Sizden aldığımız güç ve yetkiyle MES'e gittik. Dedik ki geçen dönemin verileri bunlar. Yeni dönemin gerçekleri de bunlar. Hepsini tek tek anlattık. Mevcut Başkan Mustafa Tüfekçi'nin güven tazelediği genel kurulda konuşan Kavlak'ın gündeminde MES ile yürütülen ve uzlaşmaya varılamayan müzakereler vardı. Kıdemimizi iş yerine verdiğimiz yılları hiçe saydı, kıdem zammı vermeyeceğim dedi. Sonra da pazarlık rakamını ısrarla revize etmeyerek bizi enflasyona mahkum etmek istediğini gösterdi. Kavlak grev için tarih verdi. Alanlarda dediğimiz gibi eylemse eylem, grev.
grev sabırı. 18 Ocak Perşembe günü derhal toplanarak grev kararını aldık. Yasal olarak mümkün görünen en erken tarih olan 2 Şubat itibarıyla grev uygulama kararını da aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yeni bütçe teklifinde uzlaşamayınca hükümet kapandı. Bütçe krizi tam da Başkan Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümüne denk geldi. Kongreden 197 oya karşı 230 oyla geçen ancak Senato'da takılan geçici bütçenin onay alamaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Cuma günü gece yarısından sonra kepenk kapatmak zorunda kaldı. Amerikan sisteminde hükümetin kapanması kamu çalışanlarının sorun çözülene kadar ücretsiz çalışması ya da işe gidememesi anlamına geliyor. Buna göre kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetler durdurulacak. Müzeler, parklar, devlete bağlı hastaneler bu dönemde kapalı olacak. Hükümet krizi yüzünden 2 milyon federal personelden %40'ının ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilme olasılığı bulunuyor. Krizin uzama süresine bağlı olarak gazilik ve emeklilik ödemelerinin ertelenmesi, Amerika Birleşik Devletleri içinde vize ve pasaport işlemlerinin yapılamayacağı öngörülüyor. Federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen ve geçici olarak kapanmasının ardından Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada hükümetin kapanmasından Senato azınlık lideri Chuck Schumer'i sorumlu tuttu. İsrail polisinin Kudüs'te gözaltına aldığı 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Kayserili iş adamları Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Harem-i Şerif'ten çıkışlarında gözaltına alınmıştı. MÜSİAD Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada Mescid-i Aksa çıkışında gözaltına alınan 6 Türk iş adamının serbest bırakıldığı belirtildi. 18 Ocak'ta Kudüs'e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibinden 6 Türk iş adamı ve kafilede bulunanlar MÜSİAD Kayseri yazılı bir döviz ile Türk bayrağıyla Mescid-i Aksa önünde cuma namazını kıldıktan sonra fotoğraf çektirdi. İsrail polisi gruptan 6 kişiyi El Halil kapısı yakınlarında David Polis Merkezi'ne götürerek gözaltına aldı. Diplomatik girişimlerin ardından 6 Kayserili iş adamı gece yarısı kefaletle salıverildi. 6 Kayserili iş adamı yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir başarı hikayesi var şimdi sırada. Bingöl'lü korucu bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Sümeyra Karlı, Van Jandarma Komutanlığı'nın ilk kadın komutanı oldu. Teğmen Karlı, kadın koruculara silah eğitimi veriyor. Ejder komutanlarla operasyona çıkıyor. Bu işin kadın erkeği yok. Eğer asker olmayı seçtiyseniz tüm zorlukları göze aldınız demektir. Ülkenin pek çok ilinde tim komutanlığı yaptı, ejder komutanlarla operasyona çıktı Teğmen Sümeyra Karlı. Bugünkü operasyonda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sol! Geriye dön! Başarı hikayesinin kahramanı Teğmen Sümeyra Karlı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın subaylardan bir tanesi olan Teğmen Karlı, Van Jandarma Komutanlığı'nın tek kadın subayı. Bingöl'lü korucu bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Karlı, lise öğrencisiyken sokakta gördüğü üniformalı askerlerden etkilenip asker olmaya karar verdi. Askerlik fikri aklıma ilk başta izlediğim filmlerden, sokakta gördüğüm üniformalı askerlerden ve mesleğe gereği üniforma giyen babamdan etkilenmemle başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde istihbarat, karargah, asayiş ve iç güvenlik tim komutanlığı görevlerinde bulundu. 6 ay Bosna Hersek'te görev yaptı. Görüş ve emirlerinize hazırız komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. 2016 yılında girdiği muvazzaflık sınavını kazanarak 2017 yılında Van Jandarma Komutanlığı'nda ilk kadın komutan olarak görev yapmaya başladı Teğmen Karlı. Van'da 7 aydır görev başında olan Karlı, kadın koruculara silah eğitimi veriyor, ejder komutanlarla tim komutanı olarak operasyonlara çıkıyor. Teğmen Sümeyra Karlı, askerleriyle birlikte PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Nefesini falan iyi kontrol etmen lazım. Tetiği aynı anda basman gerekiyor. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Beyaz Cennet Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu başladı. Konaklama tesisleri ve kayak pistleri tatilcilerle doldu taştı.
Karneler dağıtıldı, sömestr tatili başladı. Kış Turizm Merkezi Uludağ tatilcilerle doldu taştı. Biz Bursa'dan geldik. Sömestr tatilimizi geçirmek için tercih ettik. Çok kalıyoruz, çok keyifli geçiyor. Günübirlik İstanbul'dan geldik. Bir günlüğüne de olsa karın keyfini çıkarmak istedik. Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra sömestr tatilinin de etkisiyle Uludağ'a akın eden öğrenciler konaklama tesislerini doldurdu. Tatile geldik 3 günlük. Güzel bir sömestr tatili düşünüyorum. İyi geçmesi diliyorum. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar da kayak pistlerindeki yerini aldı. Ben geliyorum, çalışıyorum. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için günübirlik geldim. Tatilciler zirvenin keyfini kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoruyla gezerek çıkarıyor. Hayvan çalışıyordu ama bir türlü alışamadık buna. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız spor bülteniyle devam edecek.